Kentin Müziği TRT Kent Radyo İstanbul. Gezer, her adımda mutluluk. Biz her Ramazan beraber çıkarız yola. İftara yetişme telaşını, ailece buluşmanın sevincini beraber yaşarız. Bazen günü gelir, malum trafik. Yolda beraber yaparız iftarı. Ramazan'da beraber olmanın kıymetini en iyi biz biliriz. Türkiye'nin Lassa'sıyız biz. Sağlamsa Lassa. Ramazan'da da yola sağlam çıkmak isteyenler için Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan 4 lastik 120 liraya varan indirimle. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sevgili günlük, bugün öğlene kadar oruç tuttum. Dışarıda top oynadık. İç acıkmadım. Eve döndüğümde teyzemin şehirden hurma gönderdiğini gördüm. Çok sevindim. Ta buraya kargımızı getiren PTT. İyi ki var. PTT Kargo'dan 19-23 Haziran tarihleri arasında Ramazan ayına özel %25 indirim. Babanızın tarzına en uygun hediyeler Hatemoğlu'nda. Üstelik gömlek ve tişörtler 59, pantolonlar 69 liradan başlayan fiyatlarla. Hatemoğlu. Gezer, her adımda mutluluk. Kentte yaşam. Dönüşüm başlıyor. Merhaba, ben psikolog Hasan Arslan. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de saat tam 10'da TRT Kent Radyo İstanbul'dayız. Frekansımız 106.8. Teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı, yayın koordinatörümüz Muhammed Ericesu. Hızlıca sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Sormak veya paylaşmak istediğiniz bir şey varsa bize rahatça ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz TRT Kent Radyo İstanbul, Twitter TRT Kent Radyo İst, Instagram TRT Kent Radyo İstanbul ve İstanbul dışından online dinlemek isteyenler için radyo.trt.net.tr. Son olarak telefon numaramız 0212 225 85 34. Bugün neredeyse evrensel bir konumuz var. Rüyalardan bahsedeceğiz. Şu anda bilim ilerledikçe rüyaların anlamı veya onlara bakış açımız değişmeye başladı. Ama bugünkü programımızda iyice geçmişe gideceğiz. Bu rüyaların anlamları acaba nereden geliyor? Eski Mısır'da insanlar ne düşünüyorlardı? Şamanlar iyileşme için nasıl kullanıyorlardı? Dinin içinde özellikle İslam alimlerinde, Hristiyanlıkta ve Musevilikte çok önemli bir şey rüyalar. Rüya yorumları özellikle Roma devrinde, daha sonra Antik Yunan'da ortaya çıkmaya başladı. Hatta şu anda ülkemizde bir tane rüya tapınağı var. Uyku tapınağı diye geçiyor. Bu Bergama'da Asklepion tapınağıdır. Eğer görmediyseniz mutlaka gidip görün. Aynı zamanda tıp ve iyileşme pratiği içinde rüyalar çok önemli. Çünkü neredeyse Hipokrat, Galen gibi birçok doktor rüyalarında bazı kürlere, bazı çarelere ulaştığını söylüyor. Romalı İmparator Marcus Aurelius kendi kendini iyileştirmenin formülünü rüyalarından tanrılardan aldığını söylüyor. Belki şimdiki bakış açısıyla bu bilinçaltı olacak. O zaman için tanrı, neye inanıyorsanız, hangisi doğruysa. Biraz Freud'dan bahsedeceğiz. Psikolojinin babası rüyaları nasıl yorumluyor? Daha sonra Freud'un ilk başta öğrencisi, sonra neredeyse düşmanı Jung'dan bahsedeceğiz. Biraz bilim adamlarından bahsedeceğiz. Onlara rüyalarında yeni fikirler nasıl geliyor? Onlar rüyaları nasıl yaratıcı bir şekilde kullandılar acaba? Ve programı kapatmadan da siz rüyaları nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl yeni fikirler yaratırsınız? Sağlığınızla ilgili bilgileri nasıl alırsınız? Onları nasıl takip edip geliştirmeye başlarsınız? Bundan başlayacağız. Ama hepsinden önce bu rüyalar ne anlama geliyor acaba? İlk başta ona bir bakalım. Geçmişe döndüğümüz zaman insanlar rüyalarla çok iç içe yaşıyorlardı. Sanki rüya deneyimleri neredeyse gün içinde kendi başlarına gelen bir olay gibi paylaşılıyordu. Ve eğer kişi hastaysa, mutlu bir olay yaşadıysa, önemli bir yere gidecekse mutlaka önceki gün gördüğü rüyalar dinleniyordu. Eğer büyük bir rüyaysa, mesela Afrika'daki bazı kabilelerde
İnsanlar büyük rüyalardan ve günlük rüyalardan bahsediyorlar. Günlük rüyalar daha çok kişiye özgü rüyalar. Büyük rüyalarsa bir topluluğun gücünü, kaderini, hayatını belirten rüyalar. Ve eğer birisi büyük rüya görüyorsa bütün kabile toplanıyor ve o kişinin rüyasını dinlemeye başlıyor. Gerekiyorsa önlem alıyorlardı. Bir savaş için, bir hastalık salgını için. O zaman baktığımızda rüyalar daha çok benliğin derinliklerinden gelen bilgilerle kişiye rehberlik eden araçlar veya mesajlar. Ve en yoğun kaynaklarımıza baktığımız zaman eski Mısır'da rüyalara çok önem veriliyor. Oradaki inanca göre tanrılar rüyalarda insanlarla iletişim kuruyordu. Biliyorsunuz Mısır'da güneş tanrısı Ra, onların ana tanrısıydı. Ra'nın gözü açık. Ve oradaki hiyerogliflerin çevirilerine baktığımızda rüya kelimesinin anlamı gözünün açılması anlamına geliyor. Bu yüzden sürekli açık bir gözden bahsediliyor. Mısır'ın ilk başında, ilk devrinde özellikle firavunların gördüğü rüyalar çok ilahi, kutsal olduğu düşünülüyordu. Çünkü eğer su azalıyorsa, Nil'in suları çekiliyorsa birisinin buna çözmesi gerekiyor. Bu büyük güç de firavundu. Ve genelde firavun da sabah uykusundan uyandığında bir talimat veriyor ve ona göre ülkesini yönetmeye başlıyordu veya ona göre bir şeyleri önlemler alıyordu. Ama bir süre sonra bu iş firavundan daha fazla yayılmaya başladı ve Mısır'ın her yerine uyku tapınağı adı verilen tapınaklar yayıldı. Uyku tapınağı derken burada bir tarafta derin uyku var. Akşam uyuduğumuz uyku. Bir tarafta hipnotik veya trans adı verilen yine farkındalığın yüksek olduğu ama kişinin her şeyi duyup bilebildiği uyku var. Ve bu uyku tapınakları her ikisini de kullanıyor gibi görünüyor. Ve eski Mısır yazıtlarına göre insanlar buraya iyileşme için gidiyordu. Çünkü o zaman zaten doktor yoktu. Tıbbın kendisi yoktu. Büyük ihtimalle beklentinin de burada çok fazla rolü var. Eğer elinizde iyileşme için tek bir fırsat varsa, tek bir yer varsa mecburen böyle bir yere gidiyorsunuz ve oradaki tedaviye sarılmanız, inanmanız iyileşme hızınızı arttırıyor. Şu anda bilimde biz buna plasebo diyoruz. Yani inancın gücüyle boş bir hapı aldığında insanlar eğer onun ağrı kesici olduğunu söylerseniz ağrıyan yerleri çoğunlukla dinmeye, rahatlamaya başlıyor. Uyku tapınaklarında amaç kişinin gelip orada kendi benliğine dönmesi, tanrılardan yardım alması ve mümkünse rüyasında bir şekilde iyileşmeye başlamasıydı. Eski Mısır'da çeşitli tanrılar var. Bunlar genelde hayvan figürleriyle ifade ediliyor. Ama bu bir hayvana taptıklarından değil, tanrının farklı yüzlerini anlatmaya çalıştıklarından olduğu söyleniyor. Ve orada insanlar eğer mesela rüyasında kendilerini ısıran, zehirleyen bir yılan görüyorsa bu iyileşme iyi bir işaretti. Yılanın zehri daha çok tıptan önce, binlerce yıl önce Mısır'dan geliyor. Ve çoğu zaman kötü rüyalar insanların başına bela alıyordu ki bu sorun hala devam ediyor gibi görünüyor. Yemeği çok kaçırdığınızda veya içeride bir sorun varsa ve ilgilenmiyorsanız bazı rüyalar tekrar tekrar gelmeye başlıyor. Eski Mısır'da kötü rüyalar Tanrı Isis'e anlatılıyordu. Yani kişi uyandığında o korku anını içine bastırmak ya da ondan kaçmak yerine oturuyor ve gözlerini kapatıp o canlandırdığı Tanrı'ya bu rüyaları anlatmaya başlıyordu. Şu an hala kabuslarla başa çıkamayan birçok çocuk var. Yetişkinleri buna eklemiyorum bile. Ama öyle görünüyor ki biz yaşadığımız sıkıntıların birçoğunu içeri attığımız için içeride bir patlama noktasına ulaşıyor. Ve zihin tekrar tekrar bunu rüyalarla getirmeye başlıyor. Eğer sürekli kabus görüyorsanız, sürekli rahatsız eden rüyalar varsa birincisi bunları dile getirmek iyi bir fikir olabilir. Mesela bir rüyanın resmini yapmak ya da birazdan bahsedeceğimiz eski şamanlar gibi rüyaların şarkısını söylemek gibi. Çok fazla çocuk korktuğunda altına kaçırıyor veya kabus dolu geceler geçiriyorlar. Bu aynı zamanda rüyaya açılıp kendini kabul etmesi için iyi bir araç. Bir aileyle ilgili bilgi almak istediğimizde biz psikologlar olarak çocuğa ailenin resmini yaptırabiliyoruz. Ve bu çoğu zaman çocuğun kelimeyle ifade edeceğinden daha fazlasını getiriyor. Aynı şekilde rüyalarla ilgili veya iç dünyasıyla ilgili bilgi almak istediğimizde, iyileştirmek istediğimizde, rüyanın şarkısı, resmi, hatta dansı eski toplumlarda çok yaygın. Meşhur yazar Aldous Huxley, Algı Kapıları isimli güzel bir kitabı var. Şu an tekrar basıma giren Ada isimli bir kitabı var. Ve bu duyguları ne kadar içeri bastırdığımızı gösteriyor aslında. Huxley'nin romanında bir kişi uzak bir adaya sürükleniyor. Ve gözünü adada açtığında dengesini kaybediyor ve çok yüksek bir yerden düşüyor. Canı çok yanıyor. Ağlamak istiyor fakat o anda karşısında iki tane küçük çocuk görüyor.
bir yetişkin olarak çocukların önünde bu utancı yaşamamak için duygularını bastırıyor. Çocuklardan birisi diyor ki bunu şimdi hemen anlatmaya başla hissettiklerini. Mümkünse ağla. Çünkü kendi kendini iyileştirmen gerekiyor. Ve diğer kabiledeki insanlar, adada yaşayanlar diyor ki bu yetişkin kendini iyileştirmeyi bilmiyor, bunu unutmuş. Öyle görünüyor ki geçmişten itibaren bugüne kadar rüyalarla ilişkimiz yavaş yavaş biraz uzaklaşmış. Belki de bilimin bakış açısıyla onlara yeni anlamlar yüklemeye başlamışız. Şu anda nörobilimle baktığımız zaman rüya sadece beynin gündüz yaşadığı deneyimleri aktiviteye dönüştürmesi ya da neredeyse sindirmesi gibi görünüyor. Yani bağırsak beden için neyse rüya da zihin için o gibi görünüyor. Bu bir anlam. Kötü rüyalar bitirmeden önce Mezopotamya'da özellikle içinde yaşadığımız kültür aynı zamanda kötü rüyalarla ilgili onlardan kurtulmak için rüyaların küçük heykelcikleri yapılıyordu. Bunlar ister taştan veya o kadar sabrınız yoksa çamurdan yapılıyor. Rüyanın gücünün bir nesneye geçtiği düşünülüyordu ve daha sonra o nesne bir nehre atılıyor. Nehirde çözülmeye başladığında kötü rüyalardan kurtulduğuna inanıyorlardı. Şu anda birçok insanın bir nesneye güç atfettiğine bakarsak, mesela evinde tuttuğu kutsal şeyler, inandığı semboller, muska ya da benzeri şeyler, bu Mezopotamya'daki gelenek hala devam ediyor. Şu anda insanın birçoğu bunu belki koruma için kullanıyor veya şans getirsin diye. Belli ki bazı olumsuz duygulardan kurtulmak için de iyi bir araç. Eski Mısır'da dediğim gibi rüyalar çok fazla yer kaplıyor ve neredeyse gündüz yaşanan deneyimlerle eş tutuluyor. İnsanların rüyasında gördükleri yaratıcı fikirler veya oradaki sıkıntılar onlar için ilgilenilmesi gereken şeyler. Ve Mısır'dan ileriye gittikçe şamanlar ortaya çıkıyor. Aslında birçok toplum var ama ben bugün cımbızla bazılarını çekeceğim. Şamanlar dünyanın farklı yerlerinde aynı kültürü devam ettiren insanlar. Ve arkeolojiye göre çoğu zaman anlaşılmayan bir şekilde aynı geleneklere sahip olmalarına rağmen bu insanların birbirleriyle hiç iletişimi olmamış. Ve özellikle mesela Kuzey Amerika'da yaşayan Rocky yerlileri diyor ki rüyalarla bağlantısı kesilen insanlar ruh kaybı yaşar, amacını ve enerjisini kaybetmeye başlarlar. Bir şekilde kendiyle, varlığıyla olan bağlantısı kopmaya başlıyor. Ve bu insan toplulukları için rüyaların iyileştirici gücü, ruhun kaybolan parçalarını toparlamak için de iyi bir araç. Şu anda biz psikologlar, psikiyatristler bir şekilde insan ruhuna dokunmaya, onun parçalarını tamir etmeye yardımcı oluyoruz. Ve belli ki bazı araçlar hala geçmişten geliyor ve onlara yardımcı oluyor. Bugün bir seansa girdiğinde insan eğer ağır bir travma geçirmişse bu travmanın sızıntıları rüyaya akmaya başlıyor. O zaman biz insanların rüyalarına da bakmaya başlıyoruz. Ve bu rüyalar kişinin kendi ve dünya ile olan ilişkisini anlatıyor. Örneğin GATA'da çalışırken çok fazla travma sonrası stres bozukluğu olan askerimiz vardı, gazimiz. Ve birçoğunun sıkıntısı gece rüyasında patlamaya başlardı. Ve onları kaydederek gündüz onları iyileştirmek için ne yapabiliriz? Veya en çok neyle ilgili zorlanıyorlar? Bu konuda bilgi alabilirdik. O zaman bir şekilde rüyalarla bağlantıyı tutmamız gerekiyor. Şamanların bir başka inancı da insanlar rüyayı, şarkı söylemeyi ve hikaye dinlemeyi bıraktığı zaman yine ruh kaybı yaşıyorlar. Birkaç program önce burada Judith'i almıştık. Judith Lieberman, kendisi bir masalcı. Ve şimdi Talep'ten görüyoruz ki bir şekilde yetişkinler olarak biz hala masal dinlemek, dans etmek, rüya görmek, hayatla daha iç içe yaşamak istiyoruz. Ve öyle görünüyor ki bilgisayarlarımız, bütün gün elimizden düşürmediğimiz tabletler de bu bağlantıyı yapay bir şekilde telafi etmeye çalışan teknolojik ürünler. Bir başka inanç, her rüyanın bir mesajı var. Gece uyuyorsunuz, bazı rüyalar görüyorsunuz, sabah uyanıyorsunuz ve diyorsunuz ki vay canına bu çok ilginç, rüyamda yeni bir fikir vardı ve orada çok zengin oluyordum. Ve birkaç dakika sonra fikir zihninizden sürüklenip gitmeye başlıyor. Ve biraz sonra bazı bilim adamlarından, mucitlerden bahsedeceğim. Bu es geçtiğimiz fikirleri nasıl kullandıklarını anlatacağım. Ama bu illa bir yaratıcı fikir veya hayatınızı değiştirecek büyük bir rüya olmak zorunda değil. Rüyaların mesajı demek belki de sağlığınız için harekete geçmek, hayatınızda yapmanız gereken bir şey demek. Attila'nın babası, Makedon kralı Filip bir rüya görüyor. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Ve Filip rüyasında eşinin rahmine bir mühür vurulduğunu görüyor. Ve bu mührün üstünde bir aslan sembolü var. Ve bunu bir lanet olarak görüyorlar. İşte eşinin
Rahminde eğer bir mühür varsa doğurganlığa gidiyor. Oradan başka çocuk çıkmayacak. Ve daha sonra ünlü bir rüya yorumcusu çağrılıyor. İsmi Aristander. Aynı zamanda çok iyi de bir felsefeci. Ve Aristander bunu iyiye yormaya başlıyor. Rüyanın gerçek dilinden anlayan birisi ve diyor ki rahme vurulan mühür demek birincisi oranın dolu olduğunu gösterir. Hiçbir zaman boş bir yere mühür vurulmaz. İkincisi üstünde bir mesaj var, bir aslan. Bu aslan gibi güçlü olacağı anlamına geliyor. Ve daha sonra da Büyük İskender doğuyor. Biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Bahsettiğim gibi rüyalar çok insanın benliğinde büyük bir yer kaplıyor. Günün neredeyse üçte biri, hatta bazı insanlar için yarısının uykuda geçtiğini düşünürsek bunun anlamsız olması da belki biraz garip görünebilir. Kentte Yaşam devam ediyor. Tekrar merhaba, ben psikolog Hasan Arslan. Dönüşümdeyiz ve bugünkü konumuz rüyalar. Rüyalar benliğin derinliklerinden gelen bilgilerle kişiye rehberlik eder demiştik. Ve şu ana kadar birazcık eski Mısır'da rüyaların öneminden bahsettik. Eski Mısır'da rüyalar daha çok rahipler tarafından yoruluyordu. Çok önemlilerdi ama kişinin kendisi tarafından anlaşılamayacak kadar önemli olduğu düşünüyordu. O yüzden eğer değerli bir rüya görüyorsanız veya önemli olduğunu düşündüğünüz bir şey, bir uyku tapınağına gidiyor ve oradaki rahiplere başvuruyordunuz. Aynı şey şamanlar için de geçerli. Bu ister Kuzey Amerika'daki Iroquois'lar olsun, ister başka bir şaman grubu veya Afrika'da bir grup. Genellikle her kabilenin kendine ait bir rüya yorumcusu, aynı zamanda şaman oluyordu. Böylece bu kişi o rüyayı yoruyor ve eğer büyük bir rüyaysa, kabilenin alması gereken bir önlem varsa o zaman harekete geçiyorlardı. Bu konu oldukça ilginç bir konu. Şu an arda arda bazı sorularımız geliyor. Mehmet Bey diyor ki rüyada sürekli yüksekten düşmek ne anlama geliyor? Aslında bu soru zamanı da geldi çünkü biraz sonra geçeceğim konuyla ilgili rüya yorumları, daha doğrusu rüya sözlükleri, rüya yorumuyla ilgili hazır kitaplar eskiden kullanılmıyordu. Şu anda bizim yarattığımız şeyler. Şu yüzden birincisi kişiliklerimiz farklı, deneyimlerimiz farklı ve bir cerrahın rüyasında gördüğü bıçakla sizin rüyanızda gördüğünüz bıçak iki tamamen birbirinden farklı anlam ifade edecek. Sizin için bu bir tehlike olabilir. Bir cerrah için mesleğiyle ilgili geliştirmesi gereken bir şey olabilir. O yüzden buradan radyodan bir başkasının rüyasını yormak biraz garip olur büyük ihtimalle. Rüyada sürekli yüksekten düşmek ne anlama gelir? Şunu söyleyebilirim. Bazı rüyalar sürekli kendi kendini tekrar ediyor. Bu bizim içimizde bastırılmış ya da göz ardı edilmiş ya da unutulmaya mahkum kalmış bir şeyler olduğuna işaret edebilir. Ve eğer tekrar tekrar geliyorsa belki onu yazmak ve hayatınızda acaba nereden düşmekten korkuyorsunuz? Hangi adımı atmaktan çekiniyorsunuz? Veya sizi bu kadar korkutan ne var onu araştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Rüyalar, eğer onlara önem veriyorsanız, gece gördüğünüz ve buharlaşan şeyler değil, gece gördüğünüz ve gündüze akmaya, sızmaya başlayan şeyler. Ve eğer bizim benliğimiz tek parçaysa büyük ihtimalle bizim için de anlamları olacak. Canan Hanım bir başka soru sormuş. Astral seyahat mümkün mü? Rüyalarını kontrol edebilmek ne anlama geliyor? Astral seyahat son zamanlarda batıda, özellikle son 30-40 yılda bu hippie devriyle birlikte çok popülerleşti. İnsanlar bunu aydınlanmaya giden bir araç olarak gördüler. Ama aslında binlerce yıllık bir kültürün sadece bir parçası. Mümkün mü derken öyle görünüyor. Bununla ilgili rüya yogasını araştırmanızı tavsiye ederim. Eski Tibet'te özellikle rahiplerin veya farkındalığı yüksek insanların rüyada da uyanık olmaları beklenirdi. Bunun uyanık bir zihne işaret ettiği düşünülüyordu. Ve hemen ardından Canan Hanım sormuş, rüyalarınızı kontrol edebilmek ne anlama geliyor? Bilim adamları çoğu zaman bunu yapıyor. Eski toplumlarda aynı zamanda rüyaya kuluçkaya yatmak deniyor. İslam'da buna istişare deniyor biliyorsunuz. Gelecekten veya ön sezilerle ilgili bazı olaylara açıklık kavuşturma. Biraz sonra rüya kuluçkalarından bahsedeceğim. Bunu nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Böylece eğer istiyorsanız rüyalarınızı yaratıcı bir laboratuvara dönüştürebilirsiniz. İstiyorsanız kendinizle ilgili bir cevap alabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem mutlaka ve mutlaka gördüklerinizi yazın. Aksi halde sabah uyandığınızda hepsi dağılıp gidecekler bir sis gibi ve hatırlamanız mümkün olmayacak. Her nasılsa beynimiz önem vermediğimiz şeyleri, yani kullanmadığımız şeyleri kendiliğinden siliyor. Bu yüzden birçok insan rüyasını da hatırlamıyor. Ama bilimsel olarak her gece ortalama 4-5 tane rüya görüyoruz hepimiz.
Eğer beyninizin büyük bir kısmı yoksa bu ayrı. Ama bilimsel olarak hepimiz gülüyoruz. Şamanlardan bahsettik. Din, yavaş yavaş dinin etkisiyle rüyalar hala belirginliğini göstermeye devam etti. Özellikle Yaratılış kitabında rüyalar cennetten düşen insanın Tanrı ile iletişimini devam ettirmesi için bir kaynak olarak gösteriliyor. Yani eğer rüya görüyorsanız, onu dinliyorsanız bu kitaplara göre ya da dine göre o zaman Tanrı ile iletişiminiz bir şekilde devam ediyor. Tıpkı antik kültürlerde yaşayan insanların olduğu gibi bir şekilde biz de ondan rehberlik alabiliyoruz. Sadece bu semavi dinlerle birlikte rüyanın işlenişi birazcık değişti. Eski Mısır'da bunun için bir tapınağa gidip yordurmanız gerekiyordu. Şu an kişinin bu işi kendi kendine yapması gerekiyor. Ve yine dini kitaplarda rüyalarla ilişkilendirilen bir figür Melek Cebrail. Neredeyse bütün semavi dinlerin kitaplarında var. İbranice ismi bu arada Gavriel olarak geçiyor. İngilizcesi Gabriel'dir. İbranicesi Gavriel ve Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ilginç bir anlamı var. Gavriel insan tanrı demek. Yani insanla tanrıyı bir yapan, yarı yarıya yapan veya birinden diğerine mesaj getiren anlamına geliyor. Öyle görünüyor ki İbrani Musevilikte çok önemli yer kaplıyor. Hristiyanlıkla aynı şekilde İslam'da rüyalar çok çok önemli. Dervişler özellikle bununla ilgili çok fazla eser yazmış. İbn Haldun Mukaddime, evet eseri düzgün okuyalım tekrar, Mukaddime 6. bölümünde rüya kuluçkasından bahsediyor. Ve Canan Hanım belki hoşuna gidecektir bu. Rüya kuluçkası demek, gece bir niyetle bir rüya görmek için yatıyorsunuz. Psikolojik terimlerle bilinçaltı zihninize, derin zihninize bir tohum ekiyorsunuz. Ve gece boyunca o işlenmeye başlıyor. Ve sabah mümkünse bunun cevabını alıyorsunuz. İbn Haldun'un tavsiye ettiği şey şu, kendisinin yaptığı şey. Her akşam yatağına uzanıyor sakin bir zihinle, gözlerini kapatıyor. Ve daha sonra o gün istediği bir soruyu soruyor. Bu kendisiyle ilgili, sağlığıyla ilgili, öğrenmek, yaratmak istediği bir şeyle ilgili olabilir. Bir hikaye olabilir veya bir problem olabilir. Onu söylüyor ve hemen ardından her gün rüyasını kilitlemek için kullandığı bir anahtar kelime kullanıyor. Yani işte mesela bugün nokta noktadan neden bu kadar korktuğumu öğrenmek istiyorum ve sonrasında da bir anahtar kelime söylüyor. Bu tıpkı bir zarfın ağzını mühürlemeye benziyor. Bu kelimeyi kullandıkça zihnin bunu öğrendiğini ve o rüyanın gece o kuluçkada büyümeye, gelişmeye, filizlenmeye başladığını anlatıyor İbn Haldun. Ve deneyebilirsiniz, son derece ilginç sonuçlar çıkabiliyor. Özellikle kendisinin ifade ettiği bazı ilginç şeyler var. İslam alimleri tarafından rüya çok önemli. Çünkü iyileşmeye dair çok fazla ipucu verdiği düşünülüyor. Biraz önce şamanlardan ve Mısırlardan bahsettik. Rüyalarda gördüğünüz dil veya gördüğümüz dil anladığımız dilden çok farklı. Mantıklı zihnimiz olayların başını ve sonunu görmek istiyor. Karakterleri anlamak istiyor. Ama bir rüyaya girdiğiniz anda her şey ortasından başlıyor. Karakterler rastgele seçiliyor ve birdenbire bitiyor. Ve mantık dilini takip etmediği için biz çoğu zaman onu göz ardı ediyoruz. Ama belli ki bu dili öğrendiğiniz zaman yabancı bir dili öğrenip başka insanları anlamanız gibi rüyaları anlamanız da mümkün. Ve benim size tavsiyem bu işi kendi kendinize yapmanız. Dediğim gibi bu zaten İslam'da eski bir gelenek. İlgileniyorsanız eski Mısır'a, şamanizme kadar dönebilirsiniz. Bunlar da özellikle şamanizm bu toprakların beslediği kültürlerden bir tanesi. Rüya yorumları ya da rüyalar çoğunlukla gelecekle ilgili haber almak veya öngörülerde bulunmak için kullanılıyordu. Ve birazcık zamanda seyahat ettiğimizde, Roma'ya geldiğimizde tıp kitaplarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Artık anatomi ile ilgili bilgi artmaya başlıyor. İnsan üzerinde ameliyatlar henüz mümkün olmasa da, izin verilmese de hayvanlar üzerinde, domuzlar üzerinde çok fazla operasyon yapılıyordu. Böylece kan dolaşımıyla ve vücudun yapısıyla neye nasıl tepki verdiği ile ilgili daha fazla bilgi almaya başladık. Roma'da birçok insan Hipokrat'tan bahsediyor. Hipokrat kesinlikle tıbbın başlangıcında çok büyük bir rol oynuyor. Kendisi de kitabında bu arada rüyalara büyük önem veriyor. Bir başka büyük figür Galen. Kendisi tıpla ilgili kitaplarını yazarken iyileşme tanrısı Asklepios'un kendisine rehberlik ettiğinden bahsediyor. Eski Roma'da tanrılar ilhamla bir tutuluyordu. Şu anki tanrı anlamından birazcık farklı. Bugün nasıl bir yazar ilham perisinden bahsediyorsa, yanında duran birisinden bahsetmiyor. Daha çok içinden gelen, fışkırmaya başlayan o
kelimeler veya ifadelerden bahsediyor. Galen'in söylemek istediği de Asklepios'un bir şekilde o enerjiyle temasa geçtiğinde yeni fikirler verdi. Ve Galen'in yaptığı şeylerden bir tanesi bu Asklepios tapınaklarında, uyku tapınaklarında olanı tıbbın içine getirmek oldu. Asklepios tapınaklarından bir tanesi şu anda Bergama'da. Oldukça da iyi bir halde, eğer ziyaret etmek isterseniz. Peki bu uyku tapınaklarında insanlar acaba nasıl iyileştiriyordu, ne oluyordu? Şu an tabii geçmişe bakarak yürüttüğümüz sadece bazı izleri takip etmek, tam prosedürü bilmiyoruz. Ama eğer Bergama'daki tapınağa giderseniz, eskiden insanlar bir koridordan geçiliyordu, uzun bir koridordan. Bunlar hasta insanlar ve iyileşme beklentisi içinde olanlar. Ve koridordan girdiği anda koridorun üstünde bazı deliklerden sesler duyuluyor. Bunlar oradaki rahiplerin sürekli tekrarladığı ilahiler veya çeşitli sesler. Biliyoruz ki bazı kelimeler, ritimler, tonlar, daha doğrusu ses bizim duygu durumumuzu değiştiriyor. Mesela depresif bir duygu durumuna sürüklendiğinizde, hoş bir şey okuduğunuzda veya güzel bir müzik çalmaya başladığında sizi oradan alıp uzaklaştırma gücü var. Aynı şeyi eski insan sesiyle yapıyorlardı. Böylece o koridordan geçerken kişi neredeyse hipnotize oluyor gibi o iyileşmeyle ilgili rahatlamaya başlıyor, beklentisi artıyor, kendine güveni artıyor. Ve bir taraftan baktığınızda o koridordan yürüyorsanız ve 20 kişi sizin için çalışıyorsa kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Ve içeri girdiğinde hayvan postları var ve orada çeşitli mağaranın içinde çeşitli delikler var. Önce kişi sıkıntısını rahibe anlatıyor, oradaki kişiye. Rahip eğer uygun görürse orada açık alanda bir yere yatırıyor ve başında kişiye telkinler veriyor. Onu uyku benzeri bir rahatlığa sürüklüyor. Buna trans ismi veriliyor. Trans, Hollywood'un anlattığının tersine yüksek bir farkındalık ve rahatlık durumu. Eğer uygun görürse başka bir şekilde bu sefer kişiyi bir hayvan postuna sarıyorlar. Ve tıpkı ana rahmine girer gibi, onların düşündüğü şey bu en azından, o mağaradaki deliklerden birisinin içine yatırıyorlar. Ve bir rüya görene kadar insanlar oradan çıkmıyorlar. Bu 5 saatte olabilir, 3 günde olabilir. Bu bir işkence yöntemi değil. İnsanlar oraya iyileşme için gittiği için Tanrı'nın rüyalarla kendisine ulaştığına inanıyor. Ve bu yüzden o rüyayı görmek onlar için büyük bir lütuf. Yani orada 3 gün kalıyorsa bunu da büyük ihtimalle büyük bir keyifle yapıyor. En azından yazılanlar böyle anlatıyor. Ve o 3 günün sonunda veya 5 günün sonunda ne kadar kaldıysa gördüğü rüyayı çıktığında rahibe anlatıyor. Ve rahip ona içmesi, yemesi gerekenler, yapması gerekenler veya kendisiyle ilgili geliştirmesi gerekenleri söylüyor. Çoğu zaman çeşitli bitkiler veriyor. Bazı egzersizler tavsiye ediyor. Beslenmesini değiştiriyor. Ve ondan sonra gönderiyorlar. Şu anki neredeyse tıp sisteminin işleyişine benziyor. Sadece orada bu bir tanrının eli altında oluyor. Burada bir hastanede daha çok bilimin yönlendirmesiyle oluyor. Ve Asklepios tapınaklarındaki bu işlemlere bakılırsa başarı olan oranları oldukça yüksek. Çünkü eski Mısır'da başlayan şey çok uzun bir süre başka bir medeniyete sarkıyor. Bu çok ender rastlanan bir şey. Ve hala bugüne kadar gelmeye devam ediyor. Asklepios'a gitmesek de insanlar bir şekilde rüyalarına dönüp kendileri için bazı anlamları arıyor veya yormaya başlıyorlar. Veya rüyamızda bir şey görüyoruz. Mantıklı olmadığını düşünsek bile harekete geçiyoruz ve bazen ilginç sonuçlar alabiliyoruz. Bu din, şamanizm, Mısır, bütün bu rüyaların karışması bugün bizi Freud'a getirdi. Sigmund Freud. Bugün rüyalardan bahsediyoruz ve geçmişten bugüne doğru zamanda birazcık yolculuk yaptık. Eski Mısır'la başladık. Oradaki rüya tapınaklarından bahsettik. Firavunların rüyalarının önemini anlattık. Şamanlardan bahsettik. Özellikle her küçük toplulukta veya kabilede rüyaları yoran, insanların kendiyle iletişimini güçlendirmeye yardımcı figürler şamanlar. Aynı zamanda kabilenin büyücüleri ve bugünkü ismiyle doktorlar oluyorlar. Eski bazı dinlerde, semavi dinlerde rüyalardan bahsettik. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da çok fazla buna atıf var. Hazreti Yusuf ve Danyal'ın mucizeleri arasında rüyaları doğru yormadan bahsediliyor. İslam'da rüyalarda İbn Haldun veya İbn Arabi gibi birçok figür çeşitli bakış açıları getirdi. Ve bugüne kadar geldiğimizde yaklaşık 100 yıl öncesinde Sigmund Freud rüyalarla ilgili anlamı neredeyse başlı başına değiştirdi. Ve bu çok da olumlu olmadı.
O zamana kadar rüyalar birer içgörü, birer öngörü, iyileşme için birer araç olarak kullanılırken Freud geldiğinde bunlar sadece kişinin geçmişte bastırdığı, yaşadığı problemlerle ilgili bir düzleme indirildi. Hatta Freud'un bir rüyası belki de kendisini bu şekilde ele veriyor. Rüyaların nasıl hala içgörü için kullanılabileceğini. Rüya Yorumları kitabında Freud'un Irma isimli vakası var. Ve bu Irma vakasında Freud rüyasında Irma'yı muayene ediyor. Bu kişinin kendiyle ilgili birçok sıkıntısı var. Ve Irma geliyor, ağzını açıyor bu bayan, bu kadın. Freud ağzının içini kontrol ediyor ve orada birçok sıkıntı görüyor. Daha sonra solunum yollarına bakıyor. Ve solunumda birçok kitle ve orada olmaması gereken şeylerden bahsediliyor. Irma aynı zamanda diğer insanlar Freud'un meslektaşları tarafından da muayene ediliyor. Yaklaşık 3 kişi tarafından. Üçü de neredeyse aynı kanıya varıyorlar. Ve sonraki gün Freud hastasına eğer cinsel ilişkiye girerse kendisinin daha sağlıklı olabileceğini söylüyor. İlginçtir, tam 28 yıl sonra Freud kendisi aynı yerde başlayan sıkıntılarla ağız kanserinden öldü. Yoğun kokain kullanımından, çok fazla püro içmesinden dolayı ağzının içinde lekeler oluştu. Solunum yollarında bazı kitleler oluşmaya başladı. Ve belki de o gün sadece bunu bir içgörü olarak alsaydı hızlı davranabilir ve bu işi birazcık tersine çevirebilirdi. Tıpkı arkadaşı ve eski dostu Carl Jung'un yaptığı gibi. Jung eski bir psikiyatrist, İsviçreli bir doktor. O zamana kadar Freud'e çok fazla eşlik ediyor ama rüyaların daha derin bir anlamı olduğu fikrinde. Ve bir gece rüyasında evinin altında bir kat olduğunu görüyor. O kata iniyor, daha sonra daha aşağı iniyor. Orada eski devirlere ait bazı mobilyalar var ve eşyalar. Ve en alt kata ininde kuru kafaları görüyor. Ve bir gemi yolculuğu sırasında bunu Freud'la paylaşıyor. Freud arkadaşının rüyasını yoramıyor. Daha doğrusu sadece öldürme içgüdüsüyle ilişkilendiriyor. Yani bu gelecekle ilgili bir şey bahsetmiyor ama belki de sen birisini öldürmek istiyorsun. Ve Young'ın hayatında olan iki kişi, eşi ve kardeşi ve ikisini de öldürmek istemiyor. Bir süre sonra onun rüyaları yoramadığını veya tek bir yere çektiğini düşünerek ondan ayrılmaya başlıyor. Carl Jung'un düşüncesine göre psikolojide insan rüyalarda kendi benliğiyle derin bir temas kurmaya başlıyor. Ve oradan benliğiyle ilgili sorunları alabilir. Çözümleri alabilir, gelecekle ilgili içgörüler izleyebilir. Hatta orada farklı bir farkındalığa da kavuşabilir. Ve Freud'dan ayrılmadan önce mektuplarında bu görülüyor. Ayrılmadan önce son bir rüya daha görüyor ve rüyasında Freud bir eski Avusturya gümrük memurunun kıyafetinde uçan bir hayalet. Yavaş yavaş kendisinden uzaklaşmaya başlıyor. Ve sabah uyandığında anlıyor ki Carl Jung artık kendi fikrini özgürce belirtmeli ve rüyalarla ilgili başka bir yolda ilerlemeye devam etmeli. Uzun zamandır özellikle bilimin içine girdikçe psikolojinin içinde rüyaları farklı anlamlandıran birçok insan olduğunu göreceksiniz. Ve şu anda yavaş yavaş rüyalara çok boyutlu anlamlar da yükleniyor. Bu bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Belki onları hayatımıza yardımcı birer araç olarak kullanmalıyız. Şu anda modern hayatımızda çok fazla meşguliyet var. Ve insanların rüyaya dönmesi, onu anlamlandırması, onunla çalışması onlar için çok farklı bir boyut. Ama her şeye rağmen öyle görünüyor ki hala o imrenerek baktığımız, hayran olduğumuz bilim insanları, mucitler, yaratıcı insanlar, belki de harika olduğunu düşündüğümüz ortalama insanlar rüyalardan bilimsel bir şekilde de faydalanıyorlar. Bunlardan bir tanesi, belki önceki programlarda bahsetmiştik, Singer dikiş makinesini yapan kişi bu fikri bir rüyada alıyor. Bu çok basit görünüyor ama büyük ihtimalle onu almasaydı ya bu çok uzun sürecekti ya da kendisinin dışında bir başkası bulacaktı bu fikri. Bu makineyi yapıyor, soyadı Singer olan bu kişi ve gece boyunca uğraşıyor fakat bir türlü bu iğne ve ipliği nasıl işlevlendireceğini bulamıyor. Çünkü ipi iğnenin arkasına bağladığında istediği etkiyi alamıyor. Makinenin mekanizması harika. Ve o gece bu fikirle, bu problemle uykuya dalıyor. Gece uykusunda kendisini Afrika'da yamyamların kaynattığı bir kazanın içinde görüyor. Yamyamlar ellerinde mızraklarla etrafında şarkı söylüyorlar. Ve bu adam o yamyamların mızrağına baktığında
her bir mızrağın ucunda birer delik olduğunu fark ediyor. Gece uykusundan uyandı, hemen bu rüyayı yazıyor. Çünkü dikiş makinesiyle ilgili fikrini bulmuş. Defterini kapatıp tekrar uykuya dalıyor. Ve sonrasında diyor ki, iyi ki bu fikri yazmışım. Çünkü eğer yazmasaydım büyük ihtimalle tekrar hatırlamayacaktım. Ama bunu tek yapan mucitler değil veya bilim adamları da değil. Daha doğrusu tek yapan Singer değil. Ünlü mucit Edison'u çok çalışmasıyla ve hırsıyla tanıyoruz. Ama Edison aynı zamanda gün içinde ortalama 1-1,5 saat uyuyan da birisi. Ve bu sadece dinlenmek için değil. Eşinin anlattığına göre Edison her ne zaman gün içinde laboratuvarında icat yaparken, bir fikir geliştirirken, bir problemle baş etmeye çalışırken bir tıkanıklık yaşasa, her zaman gündüz uyuduğu koltuğuna gidiyor, yanına not defterini alıyor, gözlerini kapatıyor ve o sorunun cevabını alacağı ile ilgili kesin bir beklentiyle uykuya dalıyor. Ve neredeyse %90'ında eşi mutlaka bir cevapla veya ipucuyla uyandığından bahsediyor. Edison bir şekilde kendi benliğindeki o derinlerde düşünen, fikir üreten tarafla iletişim kurmayı öğrenmiş. Ve öyle görünüyor ki eğitimsiz birisi kendi anlattığı şekilde bunu yapabiliyorsa herkes yapabilir. Aynı şekilde sürrealizmin öncülerinden birisi Salvador Dali. Onu ilginç tablolarıyla tanıyoruz. Olağanüstü bir hayal gücü var. Ve onun yöntemi de tıpkı kendisi gibi olağanüstü aslında. Salvador Dali her ne zaman hayal gücünden yaratıcı bir fikir istese eline büyük bir anahtar alıyor. Bu şehrin anahtarlarına benziyor. Bu anahtarın ucuna bağlı bir ip var. Her gün gündüz uyukladığı koltuğuna oturuyor. İpten anahtarı sarkıtıyor. Gözlerini kapatıyor ve uykuya dalmaya başlıyor. Ta ki derin uykuya dalana kadar. Her ne zaman derin uykuya dalarsa anahtar elinden düşüyor. Gözleri açılıyor ve genellikle yaratıcı bir fikirle oradan uyanıyor. Bu onun kendi kendini tetiklemesi için bir süreç olduğunu söylüyor. Bu arada Salvador Dali İngilizce kitabında yaratıcılığı tetiklemenin 50 farklı yolundan da bahsediyor. Özellikle duyuların nasıl geliştirdiğine baktığınızda olağanüstü bir zihin. Bir başka bilim adamı Wolfgang Pauli, belki ismiyle tanımıyorsunuz ama kuantum fizik deyince aklınıza gelecektir. Kuantum fiziğin öncülerinden birisi Wolfgang Pauli ve kendi anlattığına göre neredeyse her akşam gözlerini kapatıyor ve rüya laboratuvarlarına gitmeye başlıyor. O laboratuvar yeni fikirler geliştirdiği, bazı şeyleri test ettiği yer. Sanki ayrı bir coğrafya gibi. Ve her akşam o seyahat ettiği yerden gece fikirleri topluyor, sabah uyandığında tekrar laboratuvarına gidip bunları test etmeye başlıyor. Rusya'ya baktığımız zaman Rusya'nın çok derin, zengin bir rüya kültürü var. Özellikle egzotik rüyalar, bilim kurguyla ilgili hikayeler ve fikirler Rusya'dan neredeyse fışkırıyor. Orada bir menba gibi. Ünlü yazar, oyun yazarı ve kısa hikaye yazarı Ivan Turgenev her gece rüyalarını bir hikaye gibi yazdığını söylüyor. Ve gece uyanıyor veya sabahında uyanıyor. Neredeyse çok az düzenlemeyle o rüyadaki ana karakteri bir hikayenin içinde gibi işlemeye başlıyor. Ve hikayelerine baktığınız zaman son derece zengin bir dil ve olağanüstü bereketli fikirler görebilirsiniz. Son olarak rüyalarda belki de bugün hala rüyalardan getirdiği fikirlerle bizi etkileyen, fiziğin görüşünü değiştiren birisi var. Bu Einstein. Einstein rüyaları gündüzle kullanan birisi. Özellikle gündüz düşleri onun için bir kuluçkalama dönemi. Gece düşündüğü şeyler gündüz dalıp gitmesine yol açıyor. Ve ortaokuldan beri uzun zamandır rüyalarında gündüz düşlerinde yolculuklar yaptığını anlatıyor Einstein. Bunlardan bir tanesinde bir ışık fotonu olarak uzayda gezindiğini ve uzayı deneyimlediğini anlatıyor. Einstein gerçekten uzayı deneyimledi mi bilmiyoruz. Aslında bu çok önemli de değil. Çünkü önemli olan bize getirdiği fikir ve bu uzun bir zaman süren Newtoncu fiziği başlı başına değiştirdi. Ona yeni bir boyut getirdi. Görecelilik kavramını da bu gündüz düşü sayesinde bulduğunu söylüyor. Bu onun için bir içgörüydü. Peki siz rüyalarınızı nasıl kullanabilirsiniz acaba? Bilim adamları, mucitler ve çoğu zaman normal demeyeceğim ama birçok insan rüyalarını çok fazla kullanıyor. Biraz önce eski toplumlarda nasıl kullanıldığından bahsettik. Ve hatırlarsanız şu an Bergama'da bulunan Asklepios tapınaklarında rahipler bazı reçeteler vermesine rağmen
insanlara kendi rüyalarının doğrultusunda tavsiyelerde bulunuyordu. Ve o zamanki şartlara göre de oldukça iyi tepkiler alıyorlardı. Peki siz rüyanızı nasıl kullanabilirsiniz? Rüyalarda nasıl fikir edinirsiniz? Onları nasıl takip edersiniz? Onları nasıl hatırlarsınız? Onları nasıl Wolfgang Pauli gibi işi ilerletip bir laboratuvara dönüştürebilirsiniz? Kısaca ona bakalım çünkü zamanımız yavaş yavaş sona ermeye başlıyor. Akşam eğer rüyanızı hatırlamak istiyorsanız yapacağınız birkaç şey var. Bunlardan birincisi lütfen fazla yemeyin. Aksi halde mideniz yemeklerle ilgilenmeye devam edecek. Göreceğiniz rüyalar anlamsız görüntülere dönüşebilir. Ama yatma işinden birkaç saat önce yeme içmeyi bitirirseniz zihniniz daha sakin olabilir. Ve beden iyileşme ve yenilenme işini yaparken siz rüyalarla meşgul olabilirsiniz. Başucunuza bir defter, not defteri ve bir kalem koyun. Böylece bu zihninizde bir beklenti yaratır. Ve iyileştirici her şeyde bir beklenti faktörü var. Hatırlarsanız bir ilaç alırken iyileşeceğiniz inancıyla ilacı yutuyorsunuz. Hastaneye giderken birilerinin yardım edebileceği beklentisiyle gidiyorsunuz. O zaman beklenti zihni tetikleyen araçlardan bir tanesi. Başucunuzda bir beklenti yaratmak için boş bir not defteri, iyi yazan, kolay yazan bir yumuşak uçlu kalem yerleştirin. Ve gece yattığınızda eğer bir niyetiniz varsa, bir problemi çözmek istiyor, onunla ilgili içgörüye ulaşmak istiyorsanız, gözünüzü kapatın ve bunu birkaç defa tekrar edin. Herhangi bir şeyle ilgili problem olabilir. Hayatımda beni bu kadar geren şey ne? Bunu bilmek istiyorum. Veya uzun zamandır bu kadar korku dolu hissetmeme sebep olan ne? Nokta nokta sorunundan nasıl kurtulmaya başlayabilirim? Her zaman tam bir reçete alacağınızı iddia edemem ama bu ipin ucunu tutmaya benziyor birazcık. Niyetinizi belli edin ve ondan sonra gözünüzü kapatıp uykuya dalabilirsiniz. Eğer isterseniz mukaddimede İbn Haldun'un yaptığı gibi veya eski bazı Roma'daki insanların yaptığı gibi ona bir mühür kelime bulabilirsiniz. Yani niyetinizi belirledikten sonra her gece sadece uyku öncesi kullanacağınız bir kelime. O kelimeyle kapatın ve ondan sonra zihninizi bırakın, herhangi bir düşünme zorlama olmadan uykuya dalmaya başlasın. Sabah uyandığınızda aklınıza her ne geliyorsa yorumlamadan, düşünmeden olduğu gibi akıtmaya başlayın. O başucunuzdaki not defterine yazın. Bu bazen hiç gitmediğiniz bir yerle ilgili anılar olabilir. Bazen hiç duymadığınız kelimeler, şiirler, şarkı dizeleri, bir melodi, bir ritim olabilir. Ne olursa olsun amaç ilk başta onu dökmek. Önce olabildiğince filtresiz bir şekilde çıkartın. Sonrasında geriye dönüp onu anlamlandırmaya başlayabilirsiniz. Bu arada ne kadar anlamsız görünen şey varsa onları da yazın defterinize. Bu belki rüyada çok önemsiz göründü. Ama hatırlarsanız bu derin zihin, mantıklı zihnimizden biraz farklı bir işleyişe sahip. Orada gördüğünüz önemsiz şeyler, bir kalem parçası, yoldan geçen birisi, havanın bozması sizin için önemli bir ipucu ya da işaret olabilir. Onların hepsini yazın. Mümkünse rüyanıza, o gün gördüğünüz rüyanıza bir isim verin, bir başlık, tıpkı kısa bir hikaye gibi. Bir tarih atın. Böylece hayatınızda o gün neler olduğunu daha rahat kestirebilirsiniz. Ve ünlü rüyalarla çalışmalar yapan Robert Moss, Türkçe kitapları da var maalesef. Türkçe'ye çevrilen kitabı veya kitapları çok çok iyi değil. Eğer İngilizceniz varsa onu da tavsiye ediyorum. Robert Moss diyor ki eski Mısır'daki gibi eğer rüyanın bir mesajı yoksa, eğer onu alıp harekete geçmiyorsanız o bir hikayeden ibarettir. Bu sağlığınızla ilgili bir mesaj olabilir. Hayatınızla, ilişkinizle, dersleriniz, işiniz, geliştirmek istedikleriniz, gelecekle veya belki de geçmişte artık bir şeyleri bırakmanın zamanı geldi ve bunu size anlatmaya çalışıyor rüyanız. Her ne olursa rüyanızı yazdıktan sonra anladığınız şekilde altına o gün onunla ilgili yapmanız gerekeni açıklayın. Eğer çok öfkeliyseniz ve rüyanız belki de bunu yansıtıyorsa o gün, sadece o gün biraz rahat olmak ve insanlara daha nazik yaklaşmakla ilgili iyi bir gün olabilir. O zaman rüyalar hayatınıza dokunan, gece yardımcı olan ve size rehberlik eden bir haritaya dönüşüyor. Derin bilinçaltına serili bir harita. Aynı zamanda yazarlar ve kendini ifade etmek isteyenler için harika bir araç. Çünkü rüyaları yazmaya başladığınızda bir sayfa, iki sayfa, eğer daha detaylı yazıyorsanız birkaç sayfa olabilir. Ve birçok yazar, özellikle H.G. Wells, Zaman Makinesi'nin yazarı mesela, günde ortalama 1500 kelime yazdığını söylüyordu. Charlie Chaplin günde ortalama 1000 kelime yazıyor.
Google günde ortalama 500 kelime yazıyor. Ve bu bir şekilde o yazma alışkanlığını geliştiriyor. Aynı zamanda yaratma içgüdüsünde yönlendirmeyi sağlıyor. Rüya ile ilgili çalışan bazı insanlar bir defteri hem gece hem gündüz kullanıyorlar. Birine gece defteri deniyor. Rüyalar yazılıyor. Sabah uyandığında altına mesajı yazılıyor. Ve gündüz onunla ilgili gördüğü işaretler varsa, ipuçları varsa kişi onları takip ediyor. Veya onunla ilgili attığı adımları yazabiliyor. Eğer çok büyük korkuyla yaşıyorsa ve gündüz bununla ilgili yapması gereken bazı şeyler varsa onu yaptığında aldığı sonuçları yazıyor. Sanki sabah başlayıp akşam devam eden bir döngüye dönüşmeye başlıyor. Bu rüyaların yaratıcı kullanımı, eğer bir niyetiniz varsa özellikle eski toplumlarda telkinin değeri çok büyük. Şu anda hala tıpta çok fazla kullanılıyor. Kendi kendinize yatmadan önce birkaç telkinde bulunun. Eğer ağrı, sızı, yorgunlukla yatıyorsanız sabah uyandığımda daha dinlenmiş, rahat hissederek uyanıyorum. Bu sizin için iyi bir telkin olabilir. Veya her sabah daha yenilenmiş ve enerjik uyanmaya başlıyorum. Bunu sadece birkaç gün, birkaç defa tekrar ettiğiniz zaman sabah enerjiniz değişmeye başlayabilir. Nasıl gece yatmadan kendinizi hatırlatıyorsanız, işte sabah uyandığımda saat 5'te uçağa yetişmem lazım, mutlaka o saatte uyanmam gerekiyor. Çoğu zaman zihniniz bu komutu alıyor ve 5'te veya 5'e birkaç dakika kala sizi uyandırmaya başlıyor. Dediğim gibi zihninizi yönlendirebilirsiniz. Eğer kötü rüyalar, kabuslar varsa uyandığınızda resmini çizin, anlatın, kendi kendinize de olabilir, yazın veya bir şekilde onu sisteminizden çıkarmaya başlayın. Bugünlük benden bu kadar. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı, yayın koordinatörümüz Muhammed Ercesu'ya teşekkür ediyorum. Harika, rüyalarla dolu güzel bir hafta diliyorum. İyi haftalar.